Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle El Fevatihul İlahiyye isimli tasavvufi ve işari bir tefsirle tanışmaya çalışacağız. Eserimizin müellifi Nimatullah bin Mahmud El-Nahcuvani. İlk önce müfessir hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Azerbaycan'ın Nahcivan şehrinde dünyaya gelmiştir. Şeyh Alvan, Alvan el Akşehri, Baba Nimetullah, Nimetullah Sultan ve Baba Nimet gibi isim ve lakaplarla tanınmakta. Soyu, ailesi ve tahsil hakkında maalesef elimizde yeterli bilgi bulunmamakta. Ancak Nahcivan, Tebriz ve Akşehir gibi Türk nüfusunun yoğun bulunduğu bölgelerde yaşadığına bakılarak aslen Türk olduğu söylenebilir. Bununla birlikte özellikle 1584 yılında 3. Murad'ın yaptırdığı tahrirde Nimetullahı Nahcuani adında bir zaviye ile vakıflar tesis edildiği görülmekte. Taşküprizade önemli bir tefsiri ve birçok eseri olmasına rağmen Nimetullah Ennahcuani hakkında çok az bilgi bulunmasının sebebini onun fakirliği zenginliğe tercih etmesine, şan ve şöhretten kaçarak kendisini gizlemesine bağlar. Nitekim Nimetullah Ennakçuvani Rahmetullahi Aleyhi eserlerinde rüşvet karşılığı şer'i hilelere başvurarak insanlara fetva veren ve dünyalık peşinde koşan fakirleri fasıklıkla itham etmiş, Müslümanları bit'atlere ve batıl isteklere sevk eden, haramları helal ve dinin emrettiği şeyleri haram kılarak şeyhlik iddiasında bulunan sahte şeyhleri de lanetlemiştir. Birçok eser yazmış, Bunlardan kimileri Farça, kimileri Arapça. Biz bu çalışmamızda daha çok El Fawatihul İlahiyye ve'l Mafatihul Gaybiyye el muzihatu lil kelimil kuraniye ve'l hikamil furkaniye isimli eser üzerinde durmaya çalışacağız. Rivayete göre 1495 yılında bu eserini Tebriz'de tamamlamış ve şu anda iki cilt olarak elimizde bulunmakta. Eserin mukaddimesine de baktığımızda temelde vahdet vücut ve vahdet şuhut anlayışını yansıtan önemli işari ve sufi ya da tasavvufi tefsirlerden bir tanesi. Şimdi tekrar Bismillah demek suretiyle El-Fevatihul İlahiyye ve Mefatihul Gaybiye isimli eserle daha yakından tanışmaya çalışalım. Müellifimiz Besmele Hamdele'den sonra Teala hakku an himem ve an vasfi teferruki vel şeklinde bir beyitle başlıyor. Bana sorarsanız bu beyit müellifimizin bütün düşünce haritasını, bütün iç dünyasını yansıtan bir beyit. Burada özellikle kilit kavramlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki en himemin rical ifadesinde geçen himem kelimesi, okul manasına gelmekte. Müellifimiz bunu bazen evham, bazen ehva, bazen ahlam şeklinde anlatıyor. Tabi bu sorunun cevabını nerede bulacağız? Evvela müellifimizin eserinde bu sorunun cevabını bulabiliriz. Ancak daha da önemlisi bu soruyu kime soracağız? Katip Çelebi'ye soracağız. Katip Çelebi Keşfuzun'un isimli eserinde salikleri yani hakikatin peşinde olan kişileri, grupları iki ayırmakta. Bir, ehli nazar ya da ashab-ı nazar. İki, ehli tasfiye ya da ashabı tasfiye. Ehli nazar şunu söylüyor. Biz gerçeği akılla kavrayabiliriz, idrak edebiliriz. Ehli tasfiye ise bunun mümkün olmadığını, hakikatin ancak riyazet ve mücahede yoluyla, nefsin teskiye edilmesi suretiyle vicdan, zevk ve keşif ile bulunabileceğini söylemekte. Dolayısıyla iki grubun karşı karşıya olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu Fuzuli'nin şiirlerinde görüyoruz. İşk imiş ne varsa alemde ilim kalukil imiş. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sözü var. Bunu Mevlana'nın mesnevisinde bulabiliyoruz. Mevlana Cenab-ı Hakk'a vasıl olmanın yolunu gösterirken aşk kavramını kullanıyor ve burada aklın bir merkep gibi çamurun içinde saplandığını söylüyor. Dolayısıyla bu tasavvuf literatöründe özellikle vahdetül vücut görüşüne bağlı olan sufilerde bilinen bir gerçektir. Bunu evvela doğru bir şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Bu bağlamda müellifimiz, müfessirimiz Ta'ala al-haqu an rijal demek suretiyle ehli nazarı aslında eleştiriyor, tenkit ediyor. Ve iki ciltlik tefsirinde bu düşüncesini farklı tonlarla, farklı bir takım kavramlarla daha da net bir şekilde ortaya koyacak. Bu birinci meselemiz. İkinci mesele de hemen mukaddimede yer alan ihvani diye başlayan bir cümle. Bu cümle de aynı zamanda müellifimizin, müfessirimizin dünya görüşünü, tasavvufi anlayışını çok net bir şekilde gösteriyor. İhvani ey kardeşlerim, ebqa kumullah, Allah sizi yaşatsın. Tabi burada ebqa kumullah, Allah sizi yaşatsın derken, fena fillah makamı sonrasında insanın elde ettiği elbaka billah makamına bir gönderme vardır. La telumuni, beni levmetmeyiniz, kınamayınız. Bime ene aleyhi üzerinde bulunduğum durumdan dolayı şunu demek istiyor ben şu an bir kitap yazıyorum ve yazmış olduğum ya da yazacağım bu kitaptan dolayı beni levmetmeyiniz kınamayınız ve la ta'iruni bi emrin yapmaya çalıştığım ve niyetlendiğim durumdan dolayı da beni ayıplamayınız müfessirimiz neden bu eseri yazmaya çalıştığını şu ifadeyle anlatıyor gerekçesini şu şekilde anlatıyor İz sünneti subhanahu çünkü Cenab-ı Hakk'ın sünnetindendir. İzharu ma khafiye fi ilmihi kendi ilminde gizli olanı ortaya çıkartması, izhar ve ibraz etmesi Cenab-ı Hakk'ın sünnetindendir. Bu vahdet vücudun üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi. Zuhur meselesi, tecelli meselesi. Cenab-ı Hak niçin ve neden alemi, kainatı, mevcudatı var etti? Bunu da kenzen mehfiyen rivayeti üzerinde detaylı bir şekilde anlatıyorlar ve ilk taayyün olan hakikat Muhammediye bir diğer ismi olan Nuri Muhammediye'yi de taayyuni hübbi olarak anlatıyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak tanınmak istiyor. Tanınma arzusu ve tanınma isteği neticesinde Cenab-ı Hak Allah'ı yani kendisi dışındaki bütün mahlukatı izhar etmiş, var etmiştir. Böyle bir durum söz konusu. Bu aynı zamanda her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini göstermek ister sözüne de bir göndermede bulunuyor ya da en azından aynı hakikati ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu ikinci meselemiz. Üçüncü meseleye gelince, üçüncü meselemize gelince, vel marcu minel kullan, kardeşlerimden isteğim vereceğim ricam şudur. Ella yanzuru fihi bu kitaba bakmasınlar, mütala etmesinler illa bi aynil ibreti ibret gözüyle baksınlar. La bi nazaril fikri fikir nazarıyla, düşünce, akıl nazarıyla buna bakmasınlar diyor. Biz zevqi vel vicdani zevk ve vicdan olarak baksınlar. Bu kitabı incelerken zevki ve vicdani bir boyutta incelesinler. La bi delili vel burhani delil, kanıt, akıl ve burhan üzerinden bu kitabı okumasınlar. Ve bil keşfi vel ayani keşif ve ayan ile bu kitabı okusunlar. La bi tahmini vel husbani bir takım fikirsel düşüncelerle, tahminlerle, zanlarla bu kitabı okumasınlar, mütala etmesinler. Böylelikle müfessirimiz bu kitabın ne şekilde yazdığını, niçin yazdığını ve ne şekilde okunması gerektiğine dair gerekli olan bütün sorulara da cevap vermiş oluyor. Kitabın mukaddimesinde vahdet vücut terminolojisi açısından çok zengin bir literatür söz konusu. Kendiniz bu bölümleri okuyabilirsiniz. Peki sureleri ne şekilde tefsir etmiş, nasıl bir yöntem izlemiş? Müfessirimiz burada iki yöntem izlemiş. Fatiha demek suretiyle bir giriş yapıyor ve daha sonra el ayat kısmında gerekli olan izahları yaptıktan sonra Hatime diye sureyi bitiriyor. Mesela Fatiha suresiyle başlayalım isterseniz. Fatihatu suretil Fatiha. Fatiha suresinin başlangıcı diye başlıyor. Daha sonra el ayat kısmında bunun izahını yapıyor ve nihayetinde Hatime Suretil Fatiha demek suretiyle Fatiha suresinin tefsirini bitiriyor ve bu konuda bir takım mesajlar veriyor. Burada Fatiha kısmında yani başlangıç ve mukaddime kısmında La yahfa ifadesiyle başlıyor. Mesela Fatiha suresinde La yahfa ala men eyqadahullahu ta'ala min menamil gafleti ve nuasi nisyani şeklinde başlıyor. Ve bitişte ise aleyke eyyuhel muhammediyul mutevecihu şeklinde bitiyor. Bazen eyyuhel insanul kamilu, bazen eyyuhel saliku şeklinde farklı ifadelerle bitmekte. Ancak kesinlikle ve kesinlikle bu metodu değişmiyor. Yani bir giriş kısmı var, bir de hatime sonuç bölümü var ve fatiha kısmı yani giriş kısmı la yahfa cümlesiyle başlarken sonuç ve hatime bölümü ise eyühel muhammediyu eyühel insanul kamilu eyühes saliku şeklinde bitmekte. Mesela Fatiha suresi bağlamında la yahfa gizli değildir. Ala men ayqadahullahu teala Cenab-ı Hakk'ın kendisini uyandırdığı kimseye min menamil gafleti gaflet uykusundan ve nuasin nisyani unutma uykusundan, şekerlemesinden Cenab-ı Hakk'ın uyandırdığı kimseye gizli ve saklı değildir diye cümle başlıyor. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın isim ve esmasına temas ediyor ve burada aşk, muhabbet gibi bir takım gerçeklere temas ediyor. Hatime kısmı ise şu şekilde bitiyor genellikle. Aleyke eyyuhel muhammediyu. Tabi eyyuhel muhammedi dediği ey muhammedi olan kişi. Muhammedi'de maksat saliktir, mürittir. Muhammedi denilmesinin sebebi ise taayyünü evvel olarak bilinen hakikat Muhammediye'ye bir diğer ismiyle Nuri Muhammediye'ye bir gönderme vardır. Aleyke eyyuhel Muhammediyu el mutavecihu nahve tevhidi zati şeklinde başlıyor. Hatime Bakara suresinin Fatiha yani giriş kısmına baktığımız zaman la yahfa ale salikine diye başladığını görmekteyiz. Yine la yahfa kelimesi geçiyor. Hatime kısmına baktığımızda aleyke eyyuhel muhammediyu el mutevecihu şeklinde yine başladığını görmekteyiz. Peki Ali İmran suresi nasıl başlıyor? Ali İmran suresi bu sefer la yahfa ale rasihine fil ulumi leduniyye el muteemmiline fi muhkematil kutubil münezzele min indillah şeklinde başlıyor. Hatime kısmına baktığımız zaman yine Aleyke eyyuhel muhammediyut diye başladığını görüyoruz. Aynı şekilde Nisa suresi de La yekhe alel muvahhidine el fi keyfiyeti inbisatil vahdeti zatiyye ala safaihil a'yanil mumkinetil faniye lil hasri vel ihsai diye başladığını görmekteyiz. Fatih'e hatime kısmına baktığımız zaman Nisa suresinin Aleyke eyyuhat talibu Bakınız bu sefer eyyuhat talibu şeklinde seslendiğini görmekteyiz. Maide suresi Fatiha yani giriş kısmında La yakfa alel muqimine bi hududillahi el mufine bi uhudihi el bi şeklinde başlıyor. Hatime kısmı ise Aleyke eyyuhel muhammediyu el muteveccih diye bir cümleyle başlıyor. En'am suresi de bakalım. En'am suresi yine La yahfa diye başlıyor. Sonuç olarak da Aleyke eyyuhel müteveccih ifadesiyle başlıyor. Bu sefer müteveccih kelimesini kullandığını görmekteyiz. Evet. Tefsirin genel durumu bu şekilde arkadaşlar. Okumamız gereken önemli işari tasavvufi tefsirlerden bir tanesi. Şöyle bir durum söz konusu tabii ki son dönemlerde özellikle 19. asırdan sonra vahdet vücut anlayışına yönelik sert eleştirilerin yapıldığını bilmekteyiz. Bu eleştiriler yeni değil. Nitekim başta Muhittin İbnül Arabi'nin şahsı olmak üzere vahdet vücut anlayışı birçok tartışmaya konu olmuştur. Mesela İmam Rabbani vahdet vücut anlayışını eleştirdiğini bilmekteyiz. Bunun dışında İbn-i Teymiye ve talebesi İbn-i el-Cevziye'nin vahdet-i vücut anlayışını tenkit ettiğini biliyoruz. Osmanlı döneminde özellikle Kadızadeliler ile Sivasiler arasında Muhittin i̇bn Arabi'nin şahsiyeti başta olmak üzere tasavvufi bazı düşünceler e, ciddi anlamda tartışma konusu olmuştur. Ancak şurası bir gerçektir ki vahdet vücut bir kalemde silinecek bir düşünce, bir telakki değildir. Her şeyden önce Osmanlı geleneğinin İbni Arabici olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle bu düşünce sadreddin Konevi ile birlikte belli bir sisteme kavuşmuş. Daha sonrasında Abdülkerim El-Cili, Abdülgani en el nablusi Molla Cami Abdurrahman, Kaşani gibi önemli isimler tarafından müdafaa edilmiştir. Burada kendimize sormamız gereken en önemli sorular şunlardır. Bence 1. Vahdet-i vücut anlayışı neden ortaya çıktı? Hangi şartlarda ortaya çıktı? Hangi meselelere cevap bulmaya çalıştı? Hangi sorunları çözdü ya da çözmeye çalıştı? Bu soruların peşine düşersek belki belli bir noktada doğru bazı neticelere ulaşabiliriz.